LED stop lambası yapacağım kendime. Bunun için gerekli malzeme şöyle bir sis lambası. Kırmızı sis lambası daha doğrusu. Gerçi bunu normal sis lambası alıp sonra kırmızıya da boyanabilir ama boyanmışını almak daha mantıklı. Bunlar çok pahalı şeyler değil ve ayrıca gayet de metal kaliteli bir parçaya benziyor. 15 lira falan bunun çifti, zaten öyle denk geldiği için aldım ben. Sonra mantar ledlerimiz şöyle kesik başlı. Bunlar beyaz, kırmızı da alınabilir tercihe göre ama zaten şey kırmızı olduğu için çok da önemli değil. Sonra şöyle kırmızı bir plastik parça, gayet de şey esnek yoğurt kovasının kapağı bu. Başka renk de olabilir tabii ama kırmızı sanki daha güzel durur gibi geliyor bana. Önce şunu parçalamak gerekiyor. Şöyle burada parçalanmışı var. İçinden çıktı, biraz uğraştırdı ama şöyle oldu. Şimdi de bunun dış hizasına göre bundan bir tane parça keseceğiz. Yine yuvarlak şeklinde olacak. Benim bunu yapmaktaki amacım tamamen boş vaktimde aptal televizyon programlarını izlemektense böyle hobi, böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bu şeyin özentisi. Yamaha XV950'nin stop lambası özentisi olacak bu. Onun bir benzerini yapmayı düşünüyorum. Kendi stop lambam da düzgün çalışıyor ama işte değişiklik olsun, chopper olsun, özel olsun diye yok. Şimdi şundan parçamızı keselim. Şimdi parçamızı kestik. Bunu şu şekilde kullanacağız. Şöyle içine yerleştirip camda bunun üzerine gelecek. Sonra contasını. Tabii contanın kenarı bu söktüğümüz metal parçadan da olduğu için bu beyaz şeyin arkasında bunu ya artık bantla ya da başka bir şekilde bunu kalınlaştıracağız ki sağlam dursun, oynamasın yani şu takıldığı zaman. Bu kesik başlı ledler için reflektöre gerek yok. O yüzden şu parçayı zaten söktüm. Bunlar doğrudan karşıya ışık verdiği için reflektöre gerek yok. Bunu delip delip, bunu neyle deleceğiz? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. İğneyle buraya her bacak için delik açıp bu şekilde yapacağız. Benim daha önce de yaptığım tecrübelere dayanarak 8 ve 12'lik, yani 8 stop, 12'de fren lambası için led yapmak lazım. O şekilde gayet sağlıklı çalışıyor. Daha az led olursa sönük oluyor, gündüz görünmeyebilir. Şimdi delmeye başlayalım. Tabii delmeyi de önceden bir plan yapıp düzgün bir nizamda delmek lazım. Delme işlemi bitti. Delme işlemini bittikten sonra yıkadım. Kılavuz çizgilerini temizlemek için. Önce yuvarlak bu fren lambası ledleri olacak. Sonra da ortasına bir tane artı işareti şeklinde stop lambası yapmayı düşünüyorum. Şimdi ledlere döşemeye başlayalım. Ve bitti. Gördüğünüz gibi şöyle etrafını 16 tane led dolaştırdım.
Yapmışken güzel olsun, daha parlak olsun diye hem bu şekilde orantılı da olmuş oldu. Şöyle dörtlü dörtlü şekilde bağladık. Şimdi bunları neden dörtlü bağlıyoruz? Çünkü bunlar 3 voltluk gerilimle çalışıyor aşağı yukarı. 4 tanesini de seri bağlarsan çalışma gerilimi 12 volta yükseliyor. Bu şekilde araya bir direnç bağlamadan direkt bağlayabiliyoruz motosikletin çıkışına. Direnç bağlanması tavsiye ediliyor aslında ufak dirençlerden ama ben bu şekilde daha önce de kullanmıştım. Pek bir sorun olmadı. Şimdi şu kutup başlarını tekrar anlatalım. Bunun içerisinde büyük olan eksi, küçük olan artı olmuş oluyor. Yani artı eksi artı eksi şeklinde bağlayacaksınız. Mesela buradan eksiden başlamışım. Bunun şu bacağı artı olması lazım. Eksiden başladım. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyor seri şeklinde. Şu dörtlü grup. Şimdi bu dörtlü grup eksiyle bitiyor. Burayı da eksiyle başlatacağım. Eksiyle eksi birbirine bağlanacak. Bu şekilde yaparsam bu grupla şu grup birbirine paralel olmuş oldu. Bunlarsa kendi içerisinde seri olmuş oldu. Buraya gelelim. Burada yine eksiyle bitirmişiz. Eksiyle başlıyoruz. Ve bu şekilde eksi artı eksi artı burada bir daire şeklinde oluşuyor. Arka tarafa baktığımızda mesela şu uca bakalım. Eksi bu uç eksi ise bu uç da eksi olması lazım. Ufak. Gördüğünüz gibi ufak baş olduğu zaman pardon artı ufak olan artıydı. Bu artı ise burasının da artı olması lazım. Burası artı. Şimdi bu eksi olan büyük. Burası eksi. Birbirine bağlıyoruz. Burası da eksi. Yani şu iki kutba eksiyi veriyoruz. Bu iki kutba artıyı veriyoruz. Ve bu şekilde çalışmış oluyor. 1, 2, 3, 4 tane dörtlü seri grubu birbirine paralel bağlamış oluyoruz aslında. Yani el becerim çok iyi değil ama Photoshop becerim çok iyi olduğu için ben size Photoshop'la onu tekrar yan tarafta göstereceğim nasıl bağlandığını. Ortada şöyle artı şeklinde iki tane dörtlü grup var gördüğünüz gibi. Şöyle bir dört, şöyle bir dört. Aslında öyle değil. Şöyle bir dört ve böyle bir dört. Arka taraftan bağlanması daha kolay olsun diye o şekilde yaptım. Dolayısıyla şimdi şuradan bakalım birbirine hangilerini bağlamışım. Şu iki grubu bağlamışım. Bakalım. Eksi. Bunun eksisiyle bunun eksisini birbirine bağladım. Ve bunun artısıyla bunun da artısını birbirine bağladım. Dolayısıyla bu ikisine elektrik verdiğimizde bunlar yanacak. Şimdi gösterelim. Burada mavi eksi. Bu adaptörümde. Eksi hangi taraftı? Bakıyoruz. Evet şu taraf eksi. Şimdi eksiye bunu bağlıyorum. Buraya da artıyı gördüğünüz gibi yandı. Buna bağlarsam yanmaz çünkü önce bunların arasına kement atmam lazım. Bunları birbirine bağlamam lazım. Ondan sonra buraya elektrik vereceğim. Sonra bunun içine girecek. Onun üzerine de bu gelecek. Ve XV950. Şimdi arasına bunların kement atalım. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle bir telefon kablomuz var. Bakalım. 2, 4, 5 telli. Bizim bunun için 3 tane tele ihtiyacımız var. Bir tane eksi her ikisine de girecek ve 2 tane de artı olması lazım. O yüzden ikisini söksek de olur. Şunları buradan çekip çıkaralım. Çıkarabilirsek tabii. Çıkaramadım yalan. Tek tek deneyeyim. Evet, çıkaramadım. Neyse, onu yapamadık madem. Yine lanet olsun bu beceriksizlik. Bunu buradan sıyıralım, kabloyu komple çıkaralım. Şöyle göstereyim. Biraz eğrilmiş, normaldir. Şimdi burada ne yaptık? Şu daire fren için, şu ortadaki artı da park lambası için. Şimdi gördüğünüz gibi bunların hepsini birbirine seri bağladık. Hepsini dediğim bunlar seri. Şu dörtlü gruplar kendi içerisinde seri ama birbirlerinin içerisinde birbirine paralel bağlanacak şekilde oldu. Nasıl yaptığınızı söyledim. Tekrar özet geçeyim burada. Mesela eksiyle başladın. Buna eksiyle başladın. Artı yapıyorsun ki buna şey olsun. Birbirine seri olsun. Mesela eksi artı eksi artı
Bitti bu dördüncü grup. Çünkü neden dörtlüydü? 4 kere 3, 12, 3'er volt gerilim var. 4 tanesini seri bağlarsan 12 volt gerilim olur. Yani araya direnç koymadan bunu direkt akü çıkışına bağlayabilirsin. Artı eksi artı eksi. Bunu paralel bağlamak için eksi ya. Tekrar eksi. Eksi artı eksi artı artı tekrar artı. Artı eksi artı eksi eksi tekrar eksi. Şekilde olacak şekilde diğer iki uçta bittiler. İki uçlarını da birbirine bağladık şu şekilde. Mesela kırmızı kablo burada bizim hangimizi artımızı temsil ediyor. Kırmızı kablo ucunu da açalım şunun. Sağlam dişler. Kırmızı kablo fren farımızın, fren ışığımızın artısını temsil ediyor. Beyaz kablo, şu aradaki siyaha aldırmayın, onu sadece bunları birbirine bağlamak için yaptım. Eksi hepsinde ortak olduğu için, mesela şun, bununla bu taraftaki fren lambasının eksinin birbirine kement atmam gerekiyordu. Birbirine bağlamam gerekiyordu. Birbirine bağladım. Ancak park lambasının ışığının da eksisi aynı olduğu için bu ikisinin arasında da bir bağlantı var. Yani bu üçünü, 3 tane eksi oluyor toplam. 3 tane eksiyi de birbirine bağladım. Şu siyah kabloyla onlar birbirine bağladı. Ve beyaz kablo da bizim toplam eksi toprak kablomuz olmuş oldu yani. Mavi kablo da park lambasının artısı olmuş oldu. Onun da ucunu hemen açalım. Puh. Şimdi ampulümüze bakalım. Çalışmıyormuş. Neydi burada? Mavi eksiydi. Burada toplam eksimize hangisini vermiştik? Evet, beyaz kablo da toplam eksimiz. Şimdi kırmızı kablo frendi. Yanmadı. Bakalım. Şuna bakalım. Bu yandı. Bu niye yanmadı? Ha, bu da yandı. Az önce niye yanmadı? Temas mı ettiremedik? Şimdi frenimizi sıkalım. Gördüğümüz gibi bu fren ışığımız. 3 tane burada beyaz renkli led karışmış araya. Görüldüğü gibi. Şimdi bu da park ampulümüz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Fren, park. Fren, park. Şimdi park yanıkken fren sıkma senaryomuzu da gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapmış olduk. Arkasında bunun muhtemelen bunlar birbirine temas etmez ama bunun için metal olduğu için şu ufaklar temas etmez. Yine büyüklerin etrafına bir elektrik bandıyla geçmek gerekebilir. Şimdi bir frenimizi sıkalım. Göründüğü gibi fren ışığı. Şimdi de parklarımızı yakalım. Bu da park ışıklarımız. Göründüğü gibi. Nihayetinde bu şekilde durdu. Tam şuraya monte ettim ama bunun altında şey olacak. Biraz daha uzun bir vidayla komple tamamen bunu buraya oturtacağım. Zaten bu selenin şeyi de kayıptı. Alttaki vidası kayıptı. Bunu bu oraya tutturmuş olur. O zaman sele oynamaz şimdi onu. Park lambalarını bir açayım. Şunlar park şu şekilde. Bu benim tahmin ettiğimden biraz daha fazla soğuruyor şu kırmızı cam. Açıkken daha göz alıcıydı. Gerçi karşısına geçince biraz daha değişiyor. Bu ledler dar bir açıyla veriyor. 60 dereceden biraz daha az açıyla ışık veriyor ama olsun, sonradan şimdi üşendim ben ona da. Sonradan içine bile bunu şerit led geçeceğim. Şöyle şeyin kenarlarına, o gösterge videosunda yaptığımız gibi. Onu da yaptığım zaman gayet parlak olur. Şu yandakiler de fren. Bir dahaki aşamada bu çamurluğu şuradan şöyle komple keseceğim. Burada eski şeyin stop lambasının delikleri var. Plakayı buraya bağlayacağım şu deliklere. Biraz açı da vererek çamurla da buradan keseceğim. Çamurluk zaten çok uzun. Şöyle göründüğü gibi teker tam ortada değil. Biraz daha ön tarafta teker. Hem bu çok acayip bir sallantı yapıyor arkada. Hem titreşim de veriyor hem ses de yapıyor. O yüzden onu keseceğim. Buradan çıkan şey benim eski stop lambası kullanılabilir durumda. Ama duyu yok tabii ki. Ona ihtiyacı olan varsa gönderebilirim. Bana özelden yazsın ama şu ben ayaklıkları da değiştirmiştim her ikisini de.
Bu ayaklıkları da benden isteyen oldu. Onları da gönderdim. Gönderdiğimin ertesi günü motosikleti ilana koymuş. Ayakları aldım, şimdi satıyorum diye. Yani önceden de satılıkmış. Ayakları alıp fiyatı yükseltti. Belki bilmiyorum. O şekilde bir şey olmasın ama. İhtiyacınız varsa kullanacaksanız, satacağınız motora değil de kullanacağınız ama camı, stop camı kırık olan motor olan varsa istesin. Onu gönderirim. Böyle oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Kendimize özel olmuş oldu yani. Evet, şimdi gidelim. Aşkına devlet bu bana yapmış ya. Hı? Bak bir bak bak kaç para para var. Bir şey görünmüyor ki. 1532 güzel. Senin senin işe falan girmene gerek yok bence ya. Oğlum fena para yatırmışlar ya. O çocukluk. Hangisini Xiaomi'yi mi? 520 çekiyorum. Hmm. İşim bittikten sonra burayı temizlen. Dur lan. Misafir gelecek. Ne zaman? Biraz şey akşam. Sen gelince temizleriz. Lan ben 9'da geleceğim oğlum. Senden önce mi gelecek adam? Büyük ihtimalle ben önce gelir. Ben seni ararım ya. Nerede? Burada mı kalacak? Hı. Salonda mı, senin odada mı? Salonda lan. Kız getirecek herhalde. ₺25 para harcadım ya. Nasıl yapsam bunu ya? Var mı iğne? O iğneyi ısıt deli geç. Yok, iğne yapıyor da şeyi düşünüyorum.